Şura'nın haklısızlık faizlerle ilgili Alaaddin Çakıcı hakkında saldırıysa... Affedersin. Neyle ilgili? Alaaddin Çakıcı'nın sosyal paylaşımı savcılıkta işten başlatıldığını açıkladı Sayın İbrahim Duran. Onu da yorumunuz ne olacak? Değerli arkadaşlar, beni üzen nokta asıl şu. Meşru bir organın, siyasi partiler yasasına göre kurulmuş olan bir partinin, üstelik Türkiye Cumhuriyeti tarihinde köklü olarak kabul ettiğimiz bir partinin genel başkanının bir mafya liderine sahip çıkması. Asıl üzücü olan bu. Geri tartışmaların hiçbir önemi yok. Bu konuda beni duygulandıran telefon Sayın Seval Türkeş'e ait. Aradı, büyük üzüntülerini dile getirdim. Ve bu partinin böyle bir pozisyona düşmesinin kendisi açısından da çok büyük bir rahatsızlık yarattığını ifade etti. Bunu söylemek isterim. Diğerlerinin hiçbir önemi yok. Biz bildiğimiz yoldan kararlılıkla devam edeceğiz. Meşru zeminde Cumhuriyet Halk Partisi her türlü eleştiriye elbette saygı duyacaktır. Kendi düşüncelerimizi ifade edeceğiz. Kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz. Bakın bir cumhuriyet kentindeyiz, bir cumhuriyet şehrindeyiz. Dolayısıyla bu cumhuriyet şehrinde olmaktan da ayrıca son derece mutluyum, huzurluyum. Keşke Türkiye'nin her tarafı böyle olabilse. Pek çok sorun var, esnafın sorunu var, diğer sorunlar var. Aslında siyaset kurumunun bunlarla ilgilenmesi lazım. Siyaset kurumu eğer gidip de bir mafya mensubuna sahip çıkıyorsa burada bir sorun var demektir. Demokrasi açısından sorun var demektir. Hukuk açısından sorun var demektir. Bunları aşmalıyız. Biz bunları aşmaya kararlıyız. Kim ne yaparsa yapsın, biz bu ülkeye gerçek anlamda demokrasiyi, gerçek anlamda hakkı, gerçek anlamda özgürlüğü getirmekte kararlıyız. Hepinize teşekkür ederim.